Merhabalar, yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Biz hazırlandık, giyindik, kuşandık. Ali Beyciğim arabaya indi. Biz şimdi ne yapıyoruz? Şimdi market alışverişine gidiyoruz. Allah izin verirse 500 TL'lik alışverişimizi yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Çok şükür bugünümüze nasip eden Rabbime şükürler olsun. Ortak olan arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Hemen şimdi gidelim, bir güzel alışverişimizi yapalım. Sonrasında evimize dönelim bakalım arkadaşlar. Cansucuğum da bizimle beraber geliyor. Ali şimdi burada arabada bir şeyler yapıyor. Ne yapıyorsun Ali? Bagajı mı düzenledin? A101'e geldik arkadaşlar. Şimdi A101'den alışverişimizi yapacağız. Ali Beyciğim sepeti aldı. Vallahi biz dedik ki aslında şey yapsaydık, liste yapsaydık dedik ama hadi gel kocacığım. Valla ne alacağımızı da bilmiyoruz ama hani böyle bir karar vereceğiz işte, bakacağız. Üç kişi olarak planladık, bakalım arkadaşlar. Yani almamız... Aslında şey yapsaydık Ali, bir çuval pirinç alıp da onu bölüştürsek olmaz mıydı? Torba torba bölerdik, ne olacak? Hadi bakalım. Başka? O büyük Ali o. Bir kiloluktan alsak? Ali Beyciğim teker teker alıyor valla. Allah kabul etsin. 3 aile olarak. 3 aile olarak düşündük ama bakalım. Sen şimdi bana neler aldığını söyle. Cansucuğum şimdi hesaplayacak. Hesaplaya hesaplaya gideceğiz. 5.95. Evet. Biz şimdi hesabımızı yapalım. 7.45. Evet. 9.95. Bunlar mı sadece? 9.45. Üç tane de kuru fasulye aldık. Buradan poşetleyip hemen götürmeyi düşünüyoruz. Kocacığım makarna yerine önce bir yağ alsak. 139.65. Bunlar ne kadar tanesi? 3.65. Şey alacak mıyız? Şeker, tuz. Alacağız. Şu an 149.7. Hepsi değil mi? Evet. 3 tane de toz şeker. Ne kadar bir tanesi? 6.75. 169.95. Zeytin alacak mıyız kocacığım? Valla market işlerini Ali Bey biliyor. Ben çok anlamıyorum hani. 13.95. Evet. Şunlardan alsak kocacığım, daha uygun değil mi? Şu. 13.75. O? Yarım kilo. En uygunu 9.75'e var. Artı. Kaçtı bu? 3.95. Mesela peynir alalım. 211 lira. Peynir ben hangisini alacağım bilemem ki. Şimdi peynir reyonundayız. Daha küçüklerden mi alsak Ali? Daha çok. Hani daha çok. 700 gram. Daha fazla ürün alabilsek diye şey yapıyorum ben de hani. Ama 4 aileye çıkarsak sen 4 aile de. Neyse şimdi bunlar yağ malzeme yetmez. Peynir ne kadardı? Peynir 17.95. Peki sıvı yağ? 265. 4 değil ki 3 aileydi. Alttan aç. Neden? 35 çarpı 6. Cansucuğum hesap yapıyor arkadaşlar, böyle hesaplıyor. Hesaplaya hesaplaya gidelim diye. 279. Şurası 279 TL şu an. 3 tane fasulye. Arabamız. Kocacığım yağı da alalım önce. 3 tane de salça.
Başka makarna da aldık. 301 lira. Yağlar burada. Kocacığım. Ne alalım? 3 tane de çay. 12.95 3 tane. ...340. Yağlarla tamamlanır mı acaba? Tamamlanır. Yağları da alalım. Başka ne alabiliriz? Ya 1 litrelik yağlardan mı alacaksınız? Kaç koli yapacaksınız? 3 koli. 1 litrelik... 1 litrelikte indirimli olanlar var da... Bunlar mı? Yok yok. Kasanın orada mı? Yağlarda indirimli ürünler varmış. Ona bakmak için gidiyoruz şimdi. Bekleyeyim mi? Tamam, al da gel. Bakliyatta var mı indirimli olan? Biz aldık böyle ama. 12 Cansu tanesi. 12 çarpı 3 Cansucuğum. Deterjan mı? Sabun falan mı? Ya bakliyat ne alacaksınız mesela? Şurada pirinçler indirimde. Pirinç? 7.95'e düşüyor. Onlardan alabilirsiniz mesela. Hmm, 9.95'e aldık sanki diğer tarafta. 7.95. Tamam. Pilavlık bunlar da güzel pirinç. Tamam. Alişim, şeymiş bak, pirinçler indirimdeymiş. 9.95'e mi almıştık biz? Orada 7.95 galiba. Yani... Bayağı bir aşağıda. Kalsın. 6 lira düşeceğim. Kalsın. O da güzeldir diyor ama. Bir fazladan. Fazladan bir margarin alırız. Niye? Birer tane. Yağımızı da. Salça aldık. Yağ aldık. Başka? Deterjan aldın mı? Yok. Deterjan, şampuan. Şampuan almayalım da. Sabun, deterjan tarzı bir şey alabiliriz ama. Yumurta mı alsak Ali? Bir bak orada koliler var. Ya şunlardan alalım bence. Zeytin peynir aldık. Ne kadar? 12.95 çarpı 3. 421. Ortada 421 TL'ye şu an. Bunları da aldık. Deterjan alalım mı? Hayır, süt yoğurt tarzı bir şey alsak mı dedi Cansu? Gel bakalım. Neyi bakacağız? Bakalım. 80 liramız kaldı harcayabileceğimiz. Çikolatayı almayalım bence. Evet. Çikolata mı alsak? Ya daha temel ihtiyaç. Yani. Şu dener mesela reçel veya pekmez olabilir bence. Helva da olur. Ya da şey bakliyattan birer paket daha mı alsak? Kırmızı mercimek aldık mı? Kırmızı mercimek almadık hadi. De. Kırmızı mercimekten alalım. Ama şey burada şey fazla. Un da almadık. Şey alabilirsin bak şehriye. Şehriye alabilirsin. Ne kadar? Şehriye 3 tane. Başka? Şey şey de al. Arpa aldık. Tel şehriye yok mu? Bulgur aldık. Pirinç aldık. Evet tamam. Mantı. Tavuk alalım. Tavuk alalım hadi. Dolapları yok onların. Dolabı yok mu? Arkadaşlar yani yardım yapacağımız kişilerin buzdolabı yok. Ne kadar? Hatta 5.45. Şunu da söyleyeyim. Faturalarını ödeyemedikleri için buzdolaplarını satmak zorunda kalmışlar. Ali. Şey yok da. Dolabı yok da hemen pişirir yer. Bir göğüs eti bir şey alalım bence. Tuz aldık mı?
Burada alabileceğimiz bir şey yok bence. Un alalım birer kilo. 6.95. Arabamız doldu arkadaşlar. Destek olan, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Ne yaptı yavrum? 468 TL. 468 TL. Başka çay aldık, şeker aldık, zeytin aldık. Tavuk almıyoruz. Birer parça alalım Ali tavuktan. Ne o? Hava soğuk da. Şimdi. 9.45. 3 tane helva. 477. Birer parça da tavuk alalım Ali. Hemen pişirip yerler. Hava da soğuk zaten. Tamam. Ne kadar? Yer bak yet tamam da ekler. Ya ekleriz üstüne 5-10-20 ne olacak? Birer parça da tavuk alalım. Arabayı götüremiyorum. Yok mu? Kalmamış. Ne yapacağız peki? Şunlar ne kadar? Şunlar. Kocacığım şunlardan alsak. Donmuş onlar ya. Donmuş olsun. Ha? 3 tane bundan alalım. Bütün tavuk burada yok mu? O hindi yani. Hindi mi? Bulaşık deterjanı alalım ya. Bulaşık deterjanı mı? Tabii. Ha, tamam o zaman. Arabamız doldu arkadaşlar. Çok şükür. Şurada tavuklar var ama Aliş. Baksana. Onlar da aşağıya çıkmadı. Ha, satışa çıkmadı mı? Süt almadık. Şimdi deterjan almaya gidiyoruz. Deterjanlar. Peçete almadılar. Ben birer tane gideyim de şuna bir tane. Çarp çıkıyor. 7.25 çarpı 3. Hesaplıyorum. 499. Bakayım. 499.5. Poşet parası da işte 500. Poşet de alacağız. Bir aileye bir poşet. Hepsini almaz herhalde. Ama benim aklım tavukta kaldı. Tavuk sonra. Şimdi ne yaparsın bu kampanya? İnşallah. Ya da şeyden alabiliriz Ali. Şoktan alalım. Ekleyelim içine. Tamam. Şimdi kasaya gideceğiz. Cansu'cum burada hemen arabaya dolduruyor. Şey yapmayalım, insanları bekletmeyelim diye. Kasadan geçeni bu şekilde dolduruyoruz. Poşetlerimizi de aldık şimdi. 504 TL. Şimdi dışarıya çıkıyoruz arkadaşlar. Arabanın yanında poşetleyeceğiz. Hepsini birer tane birer tane ayarlayacağız. Sonrasında da ihtiyaç sahiplerine götüreceğiz inşallah. Şurada. Şimdi poşetleyeceğiz. Hepsinden birer tane birer tane koyacağız. Sonra bagaja koyacağız. Gördüğünüz gibi 504 TL tuttu. Arabanın bagajını açtık. Poşetleri şimdi buraya açacağız. Poşetleri yere sürmeyelim dedik arkadaşlar. Her bir poşeti açacağız. İçine birer tane birer tane ekleyeceğiz Allah izin verirse.
Üçer tane poşeti böyle açıp işte her birinden birer tane. Bir poşete bakliyatları mı koyacağız? Sen de yardım et bence anneciğim. Poşetleri bu şekilde açtık işte tek tek içine her bakliyattan birer tane birer tane dolduruyoruz. Üç poşet yetmeyecek değil mi? Altı poşet aldık. Altı poşet. Böyle işte. Poşetleri de yere koymadık. Bir poşetleri biz ayarlayalım, tamamlayalım. Sonrasında tekrar çekmeye devam ederim. Ben de yardım edeyim şimdi. Bakliyat poşetleri tamam arkadaşlar. Çayı da koyduk en son. Tuzu koyduk. Böyle. Şimdi aman saçımız her yerde. Şimdi yeni poşetleri açıyoruz. İçine unu koy kocacığım. Un. Ondan sonra sıvı yağ, salça ve peyniri koyacağız sanırım. Bu da ikinci poşetimiz. Poşet fazla gelmiş. Bunu da böyle çekelim. Şimdi yağ koyulacak. Peynir, salça, zeytin. Sonrasında arabada da hala malzememiz var. Şöyle. Bence şu mantıyalım bari. Koy ortalarına peynirleri koy. Şu mantıları da alın. Alacağız. Arkadaşlar. Helvamız ve deterjanımız kaldı. Arabada deterjanlar kaldı sadece. Arkadaşlar. Şöyle. Arabadaki son ürünümüzü de aldık. Arabayı götürebilirsin canım. Arabayı mı götüreyim? Buranın işi bitsin. Kocacığım ondan sonra götür. Yumurtaları koyacak mıyız peki? Bunları böyle veririz yeş. Olur mu? Üstüne veya koysak verirken mı? Koyarız içine. Tamam hadi. Devre bir poşet yumurta kırılır onlar daha sağlam. Ha, götürürken mi içine şey? İçine ekler de verirsin Ali. Şimdi bir iki poşet olmuş oldu değil mi? Hı hı. Ama bak poşet yırtılmış. Aa. Hadi. Fazladan vardı ya onu geçirelim o zaman. Başka yedi poşetler de var bilmiyorum ne yapacağız. Ama şey kapısına hadi kadar gidiyoruz. Götüreceğiz ya. Poşetlerimiz hazır. Allah'ım kabul eylesin inşallah. Bunu da biraz alsana. Hadi kapat. Şimdi ihtiyaç sahiplerinin kapısına gidiyoruz arkadaşlar. Ama verirken çekmeyeceğim. Şimdi gidiyoruz işte. Kimseyi hani mahcup etmeye gerek yok. Teslim edelim. Allah'ın izniyle evlerinin kapısına bırakalım. Sonrasında da evimize dönelim inşallah. Böyle gidiyoruz işte. Bak şu yırtılmış alttan tutacak. İlk ihtiyaç sahibine vermek için geldik. Ama poşet bizi tedirgin etti yırtıldığı için. Bir tane orada yedek poşet var ona tamam, koyalım. Bunu en sona bırakalım. Dursun şimdi. Bir bakliyat bir şey. Tamam. İlk poşetimizi verdik arkadaşlar. Allah kabul eylesin. Şimdi ikinciye gidiyoruz işte. İkinciyi de vereceğiz. Ondan sonra da üçüncüye Ali Beyciğim götürüyor bizi işte. Beraberce gidiyoruz şimdi. Teyze bir dua etti. Bir dua etti. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun arkadaşlar. Vesile olanlardan. Arayıp Yeliz'cim ben de işte katkıda bulunmak istiyorum diyenlerden, Ankara'dan takipçim, Instagram'dan takipçim ismini vermemi istemedi. O kendini biliyor. 200 lirada ben katkıda bulunayım dedi. Sonrasında buradan bir arkadaşım, o da ismini vermemi istemedi. O da 100 TL vereceğim Yeliz'cim dedi. Keşke daha fazla verebilsem dedi. Dedim Allah razı olsun canım benim dedim. Yani az çok olmaz. 10-20 lira da olsa, 50 lira da olsa hani... Yardımdır yani Allah'ım kabul eylesin niyetini dedim. Ondan sonra
Öyle işte arkadaşlar. Allah herkesten razı olsun. Emeği geçen herkesten, vesile olan herkesten razı olsun. Şimdi gidelim diğer poşetlerimizi de verelim, teslim edelim. İki aileyi daha sevindirelim inşallah elimizden geldiğince. İkinci paketimizi de vereceğiz. Şöyle şu kadarcık göstereyim getirdiğimiz evi. Başka da göstermiyorum arkadaşlar. Son poşetleri de vermek için geldik arkadaşlar. Artık bunu da teslim edip evimize gidebiliriz. Allah izin verirse. Şöyle bir mahalleye geldik. Ali Beyciğim şimdi çağırmak için gitti. İhtiyaç sahibini işte. Ona teslim edeceğiz, gideceğiz. Ne diyeceğim kocacığım? Huzur içinde evime gidiyorum diyeceksin. Evet arkadaşlar, huzur içinde evimize gidiyoruz. Gerçekten hani Allah'ım her zaman böyle hayırlar yapmayı nasip etsin. Gizli de olsa yapmayı nasip etsin herkese. Ben niyet etmiştim, daha önce de açıkladığım gibi niyet etmiştim. Çok şükür yerine getirdik. Başımızın gözümüzün sadakası olsun. Hepimizin sadakası olsun inşallah. Artık huzur içinde evimize gidebiliriz. Yarın akşam da Ali Beyciğim şeye gidecek. İstanbul'a göreve gidecek. O yüzden o gitmeden bugün halletmek istedim bir an önce. Hani paralarda toplanmışken halletmek istedim. Bu videoyu da burada bitirelim. Artık bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.